Şimdi Duru ile buluşacağız. Birazdan o da isteğini gönderir. Çok güzel, keyifli bir sohbetti benim için. Özlemişim bizim yumurcağı Duru. Duru. Çok fazla istek var Duru'yu bulmakta, birazcık zorlanıyorum. Duru'yu bekliyoruz şimdi bağlanmak için. Ne güzel oldu. Aa, merhaba Duru. Merhaba Meryem abla. Ne haber, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Gördüğün gibi böyle birazcık sakarlıktan biraz bir şeyler yaşıyorum. Biraz sesin mi kısık acaba? Senin sesin mi az geliyor? Yok. Bana birazcık az geliyor ama. Tamam. Duru'cum, biraz kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Spor yapıyor musun? Evde neler yapıyorsun? Evde yaşım 12. Birinci sınıfta yapıyorum spor olarak. Çok güzel. Evde ise eve sıkıldık yani karantinadan dolayı. Evet, maalesef. Ders çalışıyorum. Oturuyorum. Film izliyorum, o kadar. Bir de görüntülü Süper. ders var. Ona giriyoruz. Öyle. İyi. Çok güzel. Peki, bugün neden önemli? Bununla ilgili bize bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılı. Türk Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yılı. Evet. Yani. Peki siz bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Okul ya da yani, arkadaşlarımla ilgili bir hazırlık, okulda, bir gösteri yaptınız mı? Yani karantinadan dolayı yapamadık. Aslında yapardık. Ama yapamadık. 5'te bir tane etkinlik olacaktı ama ona giremedim. Bilgisayarın şarjı azdı. Ondan dolayı kaçırdım. Olsun, hiç önemli değil. Biz de televizyonlardan takip ediyoruz. Evet. Demek ki bu yılda böyle evden takip etmek varmış. Peki benim mesleğimi biliyor musun? Ben ne yapıyorum? Milli voleybolcu. Takip ediyorsun yani. Evet. Peki en sevdiğin spor hangisi? Binicilik. Binicilik. Ne kadardır yapıyorsun biniciliği? Biniciliği 2 senedir yapıyorum. Keyifli yani. Hoşuna gidiyor. Süper. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce ya milli binici olmak istiyorum. Sanatla da uğraşayım. Oyuncu olmak istiyorum bir yandan da. Öyle. Kafan karışık biraz galiba. Evet. Birkaç seçenek arasında kalıyorum. Önemli değil. Hepsini bir arada da götürebilirsin. Sonra zaten ne istediğine karar verebilirsin bence birkaç yıl sonra. Acele etmene gerek yok. Hepsiyle ilgilenebilirsin. Peki şu an insanların iyiliği için ne icat etmek isterdin? Elinde öyle bir seçeneğin olsaydı. İnsanların iyiliği için yani Afrika'daki açlığı son vermek için bir tane icat üretmek isterdim. Evet, kesinlikle. Öyle. Evet. Öyle bir imkanımız olsaydı da keşke, bir icatımız olabilseydi, evet. Peki bugün bize bir hediye vermek isteseydin ne olurdu bu? Yeşilçam filmleri. Aa, süper. Çok güzel. Ben eski Türk dizilerini çok seviyorum. Yani vazgeçemem. Evet. Eskinin tadı şimdi yok. Yani eskileri defalarca izlemeye devam edebiliyoruz. Hiç sıkılmadan, yani ben ediyorum. Televizyona ne zaman denk gelse izliyorum. Ben de. Peki en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek makarna. Yine de sık sık yeme yani. Arada başka yemekler de ye. Evet. En sevdiğin renk ne peki? En sevdiğim renk mi?
En sevdiğim renk siyah. Değişiyor. Mor da olur. Mor. Gözler maviş. Evet. Mavi de olabilir gibi sanki. Evet. Peki en çok dizi mi izliyorsun, film mi izliyorsun? Bu ders çalışma olayından fırsat Film. bulabiliyorsun. Film izliyorsun. Peki bize önerebileceğin en son izlediğin ve sevdiğin bir film var mı? Aklına gelen. Kara gözlüm bir de tatlı meleğim. Türkan Şoray. Peki, ben şimdi sana böyle kısa kısa sorular soracağım. İki seçenekten birini seçeceksin. Tamam. Twitter mı, Instagram mı? Instagram. Peki, şu an böyle bir fırsatımız yok ama bir tatil yapmak istesen ormanda mı yoksa deniz kenarında mı? Ormanda. Neden ormanda? Ben orman daha hoş geliyor. Deniz kenarı yani denize girebilmeyi seviyorum. Ama orman daha güzel geliyor bana. Doğal Evet. yerleri güzel. Anladım. Doğa yürüyüşünü daha çok seviyorsun. Evet. Ağaçları, ormanı, kuş sesleri, oradaki şeyleri daha çok seviyorsun. Yani böyle bir ayrım yapılmaz ama kedi mi köpek mi? Köpek. Brokoli mi, Köfte. köfte mi? Lahmacun mu, pizza mı? Pizza. Pizza. Telefon mu, bilgisayar mı? Telefon. Telefon. Yani şimdi telefonunu da artık bilgisayar gibi kullanabildiğimiz için herhalde Evet. ben de telefon derdim. Türkçe mi, matematik mi? Türkçe. Türkçe derken biraz matematikle aramız yokmuş gibi oldu. Evet, matematikte biraz zorlanıyorum ama seviyorum matematiği de. En Türkçe. sevdiğin ders peki hangisi? En sevdiğim ders fen bilimleri. Fen bilimleri. Güzel. Voleybol mu, futbol mu? Voleybol. Bugün herkes voleybol dedi. Çok güzel. Bir tek Altay futbol dedi. Kışı mı seviyorsun, yazı mı? Kış. Kış. O da güzel. Kışın mı doğdun sen peki, yazın mı? Kışın. Ha, onunla alakalı kışın. Genelde insanlar yaz, hani yaz olsun, okullar tatil olsun, işte tatile gidelim falan derler. Genelde yazı seçerler ama kış çocuğu olmak böyle bir şey. Peki en çok kullandığın emoji? En çok kullandığım emoji sanırım. Bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Yani en çok kullandığım emoji bal. Bal. Evet. Nasıl mesela, bir cümle yazıyorsun? İyiyim, senden ne haber? Sonra bal mı emoji? Şekerim. Öyle değil. Genellikle sıkıldığım zaman benim en çok sevdiğim bir yakın arkadaşım var. Onunla böyle mesajlaşırken bal emojisini gönderiyorum. Ondan en Anladım. başta bal var. Burada bana gelen sorularda böyle bir şey yapmışlar ama çilek mi, karpuz mu diye bir soru var. Çilek. Çilek. Peki. Peki ailenizdeki en komik kişi kim sence? Babam. Babana buradan sevgiler, saygılar o zaman. Peki bir süper gücün olsaydı hangi gücü isterdin? Görünmez olmak isterdim ya da uçabilmek. Tamam, ben de isterdim. Ne yalan söyleyeyim. Peki. Mesela senin için önemli bir eşyan ya da kalemin ya da bir şeyin var. Bunu birine vermek zorunda kaldın. Kime vermek isterdin? Size vermek isterdim. Ha, teşekkür ederim. Benimle konuştuğun için söylemedin değil mi bunu? Yo. Teşekkür ederim.
Benim sormak istediğim sorular bu kadar. Senin bana sormak istediğin soru var mı? Ha, var. Voleybola nasıl başladınız? Voleybola nasıl başladım? Aslında ben masa tenisi oynuyordum. Voleybolla bir ilgim yoktu. Okul takımımızın masa tenisinde oynuyordum. Sonra yaşıtlarından boyum uzun olunca beden eğitimi öğretmenim dedi ki, Meryemciğim voleybol oynamak ister misin? O zaman bana da işte spor olsun yani. Ne spor olursa yapayım. Tabii denemek isterim ama hani çok bilinçli bir şekilde voleybol oynayayım, voleybolu seviyorum, voleybolu izliyorum gibi bir derdim yoktu. Sadece denemek istedim. Sonra voleybol topuyla tanışıp o sahaya girdikten sonra voleybolu daha çok sevdim. Masa tenisi de birazcık daha bireysel bir spor. Sanırım takım oyununu da çok sevdim. Voleybola beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başlamış oldum diyelim. Ha. Teşekkür. Sanırım internette bir sıkıntı yaşıyoruz. Kesildi. Başka sorun var mı bakayım? Bu arada duruyor. Sanırım yok. Duru kesildi sanırım. Duru bize katıldığı için çok teşekkür ederim. 23 Nisan'ı. Çok güzel bir programdı benim için. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kapatmadan önce bir çay mı kahve mi demiş onu cevaplayıp sonra kapatıyorum. Kahve, kesinlikle kahve. Hoşça kalın.